sefer tekrar bir tarif videosuyla geldim. Bu böyle çok farklı bir tarif olmayacak. Böyle çok hani benim bulduğum çok değişik bir tarif olmayacak. Ama yazın hele ki bu sıcaklarda böyle aradığımız bir tarif olacak. Yani şu sıralar böyle sağlıklı beslenme, şekersiz dondurmalar, hurmalı dondurmalar hani bu şekilde çıktı ve artık o yağlı, şekerli dondurmaları hiçbirimiz yemek istemiyoruz. Hani diyet yapmasak bile sağlıklı beslenme adına birazcık daha farkındalık kazandığımız için diğer dondurmalardan birazcık daha uzak durmaya çalışıyoruz. En azından ben öyle yapıyorum. Eskiden tam bir dondurma canavarıydım. Aslında hala daha öyleyim ama kendimce böyle daha sağlıklı alternatiflerini üretmeye çalışıyorum. Geçenlerde söylediğim gibi hala diyetteyim. Diyet market alışverişi yapmıştım. O zamandan beri 1,5 kilo vermişim. Şu an çok belli olmuyor sanırım ama tartıda o şekilde gördüm. Ödem de gitmiş olabilir bilmiyorum. Neyse konumuz da bu değil zaten. Bugün böyle çok canımın tatlı ve soğuk bir şeyler istediği bir gündü. Ben de kendime böyle buzlukta da dilimlenmiş, dondurulmuş muzlar vardı. Ben de bunlarla kendime bir dondurma yapmak istedim. Sonra birden aklımda şimşek çaktı. Dedim ki ben bunu neden video edeyim? Çünkü şu sıralarda gerçekten en ihtiyacımız olduğu tariflerden biri bu. Hem tatlı, hem soğuk, hem sağlıklı. Yani daha ne olsun. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. Arkadaki televizyonda da şu an Aşk Memnu açık. Sürekli dikkatimi çekiyor. Videoda da böyle aksaklık olmaması için önceden gereken malzemeleri buraya sıralamıştım. Aynı biraz yemek kanalı gibi olacak ama olsun. Bence güzel bir video olacak. Hepimiz için yararlı olacak. O yüzden hemen bence dondurma yapmaya geçelim. Arkadaşlar şu an bu videoyu çekerken fırından şu kurabiyelerin çıkması. Ama bugün yarın Pınar'ın yanına gidiyoruz. Pınar için yaptım. Bu süper kurabiyelerimin, herkes tarafından sevilen süper kurabiyelerimin tarifine gitmek istiyorsanız da şuradan yerlerden çıkan şeylere tıklayabilirsiniz. Bunlar da harika oluyor. Bunlar sağlıksız ama ben yemeyeceğim. Gerçekten yemeyeceğim. Şu an mis gibi kokuyor ama ben kendi sağlıklı dondurmamı yapacağım. Ben bu dondurmayı birkaç kere denedim. Birkaç kere böyle en başında iki malzemeyle başladım sadece. Malzemeler böyle damak tadıma göre gittikçe arttı veya farklılaştı. En başta sadece zaten temel malzememiz de bu oluyor. Siz de biliyorsunuzdur zaten artık bunu. Muz. Bu muzları bizim evde çok fazla muzlar artık çürümeye başladığı zamanlarda böyle kesip kesip buzdolabına koymuş. Başlarda ben sadece bu muzu ve kakao kullanıyor. Yani muzun şekeri yeter diye düşünüyordum ama yediğim zaman öyle evet soğuk bir şey yiyorum, fresh bir şey yiyorum, sağlıklı bir şey yiyorum ama o tatlı hissiyatımı çok bastırmadı açıkçası. Böyle bir tat eksikliği kaldı. Hem bir yandan koyayım hem de bir yandan anlatayım. Önce muzumu koyuyorum. Dondurmayı çikolatalı yapmak istediğim için bir tatlı kaşığı kadar kakao koyuyorum. Yani şöyle yeterli olacaktır bence. Daha sonrasında zaten en önemli malzeme de bu. Bence bu dondurmayı bütün çeşitlerini denemiş biri olarak en güzel versiyonu bunu koyduğum zamanki olarak oluyor. Bu keçi boynuzu özü bu eczanelerde de satılıyor. Genelde içinde şeker ve glukoz bulunmayanlar genelde orada satılıyor. Ben orada bulmuştum. Zaten şöyle üzerinde de yazıyor. Siz de ona dikkat edebilirsiniz. Şeker ve glukoz içermiyor diyor. Hatta üzerinde de soğuk sıkımdan elde edilmiştir diye yazıyor. Bence bunu alırken bunlara dikkat ederseniz çok iyi. Sağlıklı yaşam furyası arttıkça bazen bir kandırmacıya da kurban gidiyor olabiliyoruz. O yüzden artık bunları okumak çok çok daha önem kazanıyor. Bundan da yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Bunu da şöyle bir tatlı kaşığı kadar koyuyorum üzerinde. Eğer çok tatlı arayan bir insan değilseniz, yani çok tatlıcı bir insan değilseniz bunun ya buraya kadar yaptığımız tat size yeterli gelebilir. Yani bunun şeker oranı size yeterli gelebilir. Ama bazen yeterli geliyor, bazen yeterli gel. 2 tatlı kaşığı keçi boynuzu özü ekledim. Ondan sonra dedim ki bunun yerine bir tatlı kaşığı bal, bir tatlı kaşığı da keçi boynuzu özü eklersem nasıl olur diye düşündüm. Öyle çok çok güzel oldu. Yani bu deneme yanılma yöntemiyle elde ettiğim 4 malzeme bu şekilde. Buraya zaten ayırmıştım bir tatlı kaşığı olarak. Ayırmıştım kavanozdan. Şimdi bunu da ekliyorum. Bu da şekersiz bu dondurma sayılmıyor aslında. İçerisinde sadece bizim kaçındığımız eklenti şeker yok diyebiliriz. Hani en azından daha nispeten daha sağlıklı diyebiliriz. Veya diğer dondurmalara oranla glikoz şurubu da yok. Hani o da sağlığımız açısından daha önemli diyebiliriz. Şimdi işin sabır kısmı burada başlıyor. Gerçekten başta bu hiç ezilmiyor.
olmuyor veya hiç böyle dondurma kıvamına gelmiyormuş gibi oluyor. Burada biraz sabırlı davranmamız lazım. Yani aynı fıstık ezmesi yapmaya benziyor diye. Arkadaşlar şu an araya girmek istiyorum. Şu an bu şöyle kum kıvamında. Yani bütün parçalar dağıldı diyebilirim. Eğer böyle bir görüntü elde ederseniz asla korkmayın. Bu birkaç dakika içerisinde böyle krema kıvamına gelmeye başlıyor. Sadece biraz sabırlı olmak gerekiyor. Şu an bu da böyle parça parça oldu. Ama bu şeyde hiç acaba yanlış mı yapıyorum diye düşünmeyin. Devam edin. Sabırla devam edin. Ben birazcık daha kremamsı hale gelmeye başladı. Şöyle bazen bir durdurup şöyle kaşık yardımıyla kenara gidenleri de şöyle içine asıyorum ki hepsi de içine geçsin. Bu şekilde bundan göstereyim. Böyle krema kıvamında aynı çikolatalı dondurma gibi gözüküyor. Kokusu harika. Yani kokusu o kadar güzel ki böyle alttan mis gibi muz kokusu geliyor. Bir kere buna alıştıktan sonra gerçekten diğer dondurmalar o kadar yağlı, şekerli ve yapay gelmeye başlıyor ki onları zaten yani istemeden yemek istemiyorsunuz zaten. Buna bir kere alıştıktan sonra. O yüzden ben bunu şimdi bir kaseye alıyorum. Ve son halini size göstermek istiyorum. Evet, son hali bu şekilde oldu. Şimdi bunu bir kaseye aldım. Üzerine biraz Hindistan cevizi koydum ki bu dondurmayla bence çok yakışıyor. Siz ceviz de koyabilirsiniz, fındık da koyabilirsiniz. Burada sizin biraz yaratıcılığına bağlı. İsterseniz meyve doğrayabilirsiniz. Yani bu sadece kilo vermek için değil, en azından yediklerimize dikkat etmek ve bir nebze olsun eklenti şeker almamak adına bence çok bizim için küçük ama vücudumuz ve sağlığımız için çok önemli bir adım olarak düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz, umarım bunu denersiniz, umarım videodan da sıkılmamışsınızdır, böyle güzelce anlatabilmişimdir. Ben bunu çok sık yapmaya başladım, hele bu yazdan itibaren çok sık yapıyorum. Umarım siz de denersiniz ve altta bana nasıl olduğunu yorum olarak yazarsanız çok 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 sevinirim. Sizleri seviyorum, sizleri öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ve bu arada kanalıma abone olmak için şu an ekrana gelen butona tıklayabilirsiniz. Diğer videolarıma gitmek için de buralardan bir yerlerden çıkan kutucuklara tıklayabilirsiniz. Onları izlerseniz de çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Bye bye. Hatta şu an tekrar bir tadına bakmak istiyorum. Bu tadım olaylarını ben çünkü bir yemek videosu falan izlediğimde çok seviyorum. Böyle sonunda yaptığı yemekleri böyle yerken onlar insanlar çok hoşuma gidiyor. O yüzden ben şu an bir tadım yapayım. Biraz erimeye başlamış tabi. Ya gerçekten bunu bir yapın. Bir daha o diğer dondurmaları zaten almak istemeyeceksiniz. Yani hiçbir farkı yok ve daha fazlası var yani. Hani anlatılmaz yaşanır. Yani tarifini verdim artık, yapın.